Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. İpim 100 gram 200 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 4,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle 3 model üzerinden anlatım yapacağım. 6, 12, 18 ilmek artı da 5 ilmek ekleyeceğim. 23 ilmeğe ihtiyacım var. Hemen şöyle sayalım. 2 4 6 1 model için 6 1 model için burada 6 1 model için 2 ilmek daha alıyorum. Sonuna 5 ilmek ekledim. Toplamda şişimde 23 ilmeğim var. 23 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Ben lastik yapmayacağım. Onun için bir sıra zemin hazırlıyorum. Bir sıra bütün ilmeklerimi ters örerek başlıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzüne geçince örgümüzün modelimizi kurmaya başlayacağız. Siz de lastik yaptıysanız lastiğin arka yüzünde bir sıra ters örüp ön yüzüne geçerek modelimizi kurmaya başlayabiliriz hep birlikte. Evet, sıramı tamamladım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek ters. Bir sonraki ilmeği şişimden değil, bir alt boşluktan örerek düz ördüm. Devamında bir ters. Yine 3 düz. 1 2 3 ilmek düz ördüm bir ters. Daha sonra sıradaki ilmeğimin bir alt boşluğundan girerek düz ördüm. Bu ilmeğimizi selanik yapacağız. Daha sonra bir ters. Düzün bir öncesinde, bir sonrasında ters ördüm. Daha sonra 3 düz. 3 düzden sonra 1 ters. 1 ilmek alttan alarak 1 düz. Tekrar 1 ters. 3 düz 1 ters. 1 ilmek alttan örerek 1 düz. Daha sonra bir tersle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın bir ters ilmekle başladım. Bir ters ilmekle bitirdim sıramı. İkinci sıra arka yüzüne geçince ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yani düzümüzü düz, tersimizi ters örerek devam edelim. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi tersi ters düzü düz örerek sıra sonuna geldim. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters sıradaki ilmeğimi bakın buradan içinden değil bir alt boşluğundan girerek düz ördüm. Devamında bir ters geldik şu 3 düz ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra birinci düz ilmeğimi örmeden aldım. Diğer iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek tek ilmek çıkardım. Ve örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma yaptım. Yine 3 ilmeği tamamladık. 1, 2, 3. 3 ilmeği tamamlamış olduk. Devamındaki ters ilmeğimi ters ördüm. Bu tek düz ilmeğe gelince bir alt boşluktan ördüm. Düz olarak devamındakini ters. Bir artırma. Birinci düzümü örmeden aldım. Diğer ikisini, ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Örmeden aldığım ilmeği de ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Ve bir artırma yaptım. Yine bir ters, bir ilmek aşağıdan düz ördüm. Bir ters, üç düze gelince önce bir artırma, bir ilmek örmeden alalım. Diğer ikisini düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm ve Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Ve bu düz ilmeğe gelince bir alt boşluktan düz ördüm, bıraktım. Ve bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmekleri yine olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmeğimi düz, ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. Bu ajurlu ilmeklerim de ters. Burada 3 ters örmüş oldum. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz, Ajurlu kısma gelince 3 tersi örerek devam ediyor. Dördüncü sıramızı tamamladık. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz dört sıradan oluşmakta. Şöyle güzel kabarık kabarık görünen bir model. İsterseniz daha iyi anlaşılması için bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Tekrardan kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir sonrakini selanik olacak. Bir alt boşluktan bir ilmek düz ördüm. Bir ters, üç düz örerek birinci sıramızı devam ediyoruz. Bir ters, bir alt boşluktan düzümü ördüm. Yine bir ters, üç düz, bir ters selanik olan ilmeğimi bir alt boşluktan bir ters 3 düz devam edelim birinci sıra ön yüzündeyiz ikinci sıra arka yüzüne geçtik kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz bir ters yani ilmeklerimizi düzümüzü düz tersimizi ters örerek ikinci sıra arka yüzünde devam edelim Üçüncü sıra ay yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, bir alttan düz ördüm, bir ters ilmek, geldim bu 3 düz ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra birinci düz ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Tekrar bir artırma yaptım. İlmek sayımız yine aynı. 3 ilmeğe çıkardık. 1 ters ilmek. Sıradaki ilmeğimi bir alt boşluğundan düz ördüm. Yine ters olan ilmeğimi ters ördüm. Bir artırma yaptım. Bu üç düzden önce bir artırma. Birinci düz ilmeğimi örmeden aldım. Diğer iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma yaptım. Yine bir ters ilmek bu tek düz olan ilmeğe gelince bir alt boşluktan ördüm. Daha sonra yine bir ters, bir artırma. Birinci düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ikisini tek ilmeğe düşürdüm keserek. Örmeden aldığım ilmeğimi de üzerinden geçirdim, bıraktım. Tekrar bir artırma yaptım. Sıradaki ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Tek düz ilmeğe gelince yine bir alt boşluktan ördüm, şişimden çıkardım. Bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde ilmeklerimizi şekillendirdik. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ilmeklerimi olduğu gibi düzümüzü düz, tersimizi ters örerek devam edelim. Son sıramız modelimizi iki kez kurmuş olduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak arkadaşlar. Evet, sıramı tamamladım. Bakın modeli iki kez kurduk burada. Bir de daha önce şöyle hazırladığım bir parçam var. Bunu da lastik üzerine yaptım. Tekstil tipi lastik uyguladım bunda üzerine modelimizi kurduk şöyle. Bakın lastik üzerinde de görüntüsü böyle olacak. Lastik yaparsanız ön yüzünde ilk ilmeğiniz ters olarak oluşsun. O zaman modelimiz tam şöyle bakın. Şu selanikler düzlerin üzerine denk gelecektir. Ona dikkat ederseniz şöyle güzel bir görüntüsü olacak. Ön yüzünden kenar ilmekten sonra ön yüzündeki ilmeğiniz ters olsun. Lastik yaparsanız Evet bakın modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle yakadan başlama örgülerinizde şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bence çok güzel ve şık bir model. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde her türlü örgü projelerinizde kullanabileceğiniz kolay ve güzel, gösterişli bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.